Denizcilik mesleğinde yapılan tüm konuşmalarda gemilerden söz edilirken kadın olduğuna dair tabirler kullanılır. Denizciler 14. yüzyıldan bu yana değer verdikleri kadınlara bir kompliman olarak çok kıymetli ticari varlıkları olan gemilere kadınların isimlerini vermiştir. Bu gelenek günümüzde de devam ediyor ancak denizcilikte kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konularında hala istenilen noktaya gelinmiş değil. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fatma Ayanoğlu, GİSBİR'inde destek verdiği son kitabı İş Yaşamında Kadın'da, kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları ve ülkemizdeki kadın istihdamını ele alıyor. Fatma Ayanoğlu, kitabın içinde yer alan Sıra Dışı Sektörlerde Kadın Dostu Şirketler başlıklı bölümde, gemi inşa sektöründe yer alan kadınlara da değinmiş. İş dünyasına birçok önemli eser kazandıran ve Türkiye'nin ilk kurulan Kadın Araştırmaları Merkezi'nin müdürü olan Fatma Ayanoğlu, yeni kitabı İş Yaşamında Kadının alanında birçok ilki barındırdığını ifade ediyor. Kitabı aslında COVID-19 öncesinde çalışmasına başlamıştık ama COVID döneminde kadınların iş yaşam dengesi değişti. O dijitalleşme sonucu online yaşamda sorumluluklar ve kadının iş dünyasındaki yeri yeniden düzenlendi. O yüzden biz farklı sektörlerde iş yaşamında kadını ele alırken COVID-19 sürecinde de farklı sektörlerde analizi değerlendirdik. Kitapta tabii ki de yine Türkiye'nin farklı üniversitelerinde kadın konusuyla ilgili olarak çalışan akademisyenlerimizin de bölümleri yer alıyor. Hem akademik anlamda hem de uygulamadan bir takım bilgileri bir araya getirmesi açısından da ülkemizde alanında ilk olma niteliğini taşıyan bir eser oldu. GİSBİR'in kadın istihdamı konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirten Profesör Doktor Fatma Ayanoğlu, gemi inşa sektöründe sanılanın aksine birçok kadının çalıştığını ifade ediyor. Kitabın içerisinde hem patron kadınlarımız yer alıyor hem de GİSBİR gibi sıra dışı sektörlerde yer alan kadınlar var. GİSBİR bizim için çok önemli çünkü GİSBİR sektör olarak sanki kadınların az çalıştığı bir sektör olarak algılansa da aslında kadınların çalıştığı ve farklı kademelerde kadınların çalıştığı, yine aynı şekilde patron kadınlarımızın da bu sektörde olduğunu görüyoruz. O yüzden sıra dışı sektörler kısmında GİSBİR'in olması kitabın editörü olarak beni de çok hem heyecanlandırdı hem de çok güzel bir ışık verdi. Diğer kadınlarımızda da yani bu sektörü bilmeyen, sektörle ilgilenmeyen hem öğrencilerimize hem genç kızlarımıza hem de iş hayatına atılacak olan mühendislerimize ve diğer kadınlarımıza da en azından GİSBİR'i bu anlamıyla da bu yönüyle de göstermiş olduk. GİSBİR'de kadınlarla ilgili de çok güzel çalışmalar var. Bunları da aktarabildiysem ne mutlu bana. Ben de editör olarak bu kadar çok değerli ve başarılı kadınımızı bir araya getirmekten ve akademik çalışmaları da literatüre bu anlamda getirmekten dolayı çok mutluyum. Böyle önemli bir kitapta yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, kadınların sektörümüzde daha fazla yer alması için çalışmalar yaptıklarını söylüyor. Biz tabii ağır sanayi olan gemi inşa sektörü olarak çok fazla sayıda kadını bünyemizde bulundurmadığımızı söyleyebiliriz ama bu yönde çok ciddi atılımlarımız var. Aktif çalışan 7 tane komisyonumuz var. Bu komisyonların her birinde aslında kadının bizim sektörümüzde daha fazla yer alması konusu gündeme gelen konulardan. Özellikle İnsan Kaynakları Komisyonumuzun bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Yakın dönemde bir eğitim merkezi açmayı planlıyoruz. Bu eğitim merkezinde de kadınların istihdamını arttıracak şekilde eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. Aynı zamanda işte bizim Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi kuruluşlarla bir takım işbirliklerimiz var. O işbirlikleri kapsamında güzel haberlerden bir tanesi işte Türkiye'nin 12 tane böyle genç işte inovasyoncu, girişimci adayı arandığında bizim sektörümüzden 2 tane kadın bildirmiştik. Ve Türkiye'deki 12'den bir tanesi de işte tersanelerimizde çalışan bir genç kadın mühendisimiz girmiş oldu. Türkiye çapındaki 12 kişi arasında yer aldı. Sektörümüz bir kadını temsil etmesinden de çok büyük bir memnuniyet duyduk. Bu anlamda biz sanayinin içerisinde kadının olması gerektiğini düşünüyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de bunu özellikle anlatmaya çalıştığımız bir takım görseller yayınladık. Elimizden geldiğince bu çabayı destekliyoruz. Bu anlamda kat edecek yollarımız var ama elimizden gelen tüm çabayı gerçekten gösteriyoruz. Hem komisyonlarımız hem de yönetim kurulumuz düzeyinde. Yönetim kurulumuz bu konuda özel olarak duruyor bu konu üzerinde ve gerekli tüm işte vizyon ve liderlik çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Komisyonlarımız da bu anlamda yönetim kurulunun da istekleri doğrultusunda
bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Kitapta yer almaktan çok mutluyuz. Biz en azından buraya bir sanayi olarak bir vizyon koyduğumuzu düşünüyoruz. Bu tip hedeflerimiz var. Kitapta yer alarak bu vizyonu perçinleyen, diğer sektörleri de bu anlamda deklarasyon yapan bir çalışma gerçekleşmiş oldu. Yaptıkları çalışmalar için de Fatma hocamıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz.